Türkiye Katılım Bankaları Birliği faizsiz ekonomiyi sunar. Saatler 15 oldu Faizsiz ekonomiyle karşınızdayız. Faizsiz Ekonomide bugün katılım bankalarının dijital dönüşüm yatırımlarını ve bu süreçte dijital dönüşümde nasıl adımlar attıklarını konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Kuveyt Türk Dijital Dönüşüm Grup Müdürü Sayın Okan Acar bizimle. Okan bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi dijital dönüşümü aslında biz hayatın her alanında konuşuyoruz ama işin katılım bankaları kısmında bu süreç nasıl ilerliyor? Aslında yani katılım bankaları diye burada çok ayırmamak lazım. Aslında bütün bankacılık piyasasında şu an dijital dönüşüm yapılıyor. Burada önemli olan şey şu, insanlar dijitalde nerede olduklarını bilmeli ve ona göre yatırımlarını yapmalılar. Herkesin dijitalden ne anladığı burada önemli aslında. Ben biz bu işe 2018'in Nisan ayında başladık. Dijital dönüşüm Grup Müdürlüğü'nü kurduk. Fakat Kuveyt Türk'te e, dijital dönüşüm hikayesi 10 sene önce geliyor, gidiyor. Yani 2009-2008'lerde biz bunu konuşuyorduk. E, orada şunu anlamaya çalıştık. Yani biz bunu niçin yapıyoruz? ve e, ya Amacımız nedir? E, ve biz bundan ne anlamalıyız? E, bunun için bayağı araştırmalar yaptık ve en sonunda şunu anlamamız gerektiğine inandık. Biz aslında e, dijital dönüşümü e, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın deneyimini arttırmak için yapıyoruz. Hı hı. E, bu anlamda ya, katılım bankacılığı ile bu nasıl örtüşüyor derseniz... Aslında biz katılım bankacılığında temelde şunu yapıyoruz. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu bizim prensiplerimizden bir tanesi. Şimdi dijital insanların hayatlarını kolaylaştırıyor. Sadece müşterilerimizin değil, aynı zamanda çalışanlarımızın da hayatlarını kolaylaştırıyor. O anlamda dijitale yaklaşık bir buçuk yıldır çok yoğun bir şekilde e, yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şimdi e, projeler aslında önemli. Yani her bir banka bünyesinde tabii ayrı ayrı e, özellikle projeler var ama sizin spesifik olarak e, müşterilerin hayatını daha fazla kolaylaştırmak dediğiniz noktalarda yaptığınız çalışmalar ve projeler neler? Şimdi olaya şöyle başladık 2018'de. Dedik ki bizim bir e, dijital anlamda ne olgunluk seviyesinde olduğumuzu anlamamız lazım. Bu anlamda bir olgunluk çalışması yaptık ve kendimize bu olgunluk çalışmasından çıkan sonuçlara göre projeler belirledik. Yaklaşık 50'ye yakın proje belirledik. Bunlar da temelde operasyonel mükemmelliyet, müşteri deneyimi, yeni iş modelleri ve kültürel dönüşüm alanında projelerimiz var. Şimdi bunların içine girdiğimizde aslında temelde hepsinin müşteri deneyimine hizmet ettiğini görüyoruz. Şimdi bu projelerimizde hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz bir değer görsünler istiyoruz. Şimdi neler yaptık dersek mesela e, yakın zamanda e, robot projemizi devreye aldık Hı. ve birçok sürecimizi e, robot süreç otomasyonu dediğimiz e, yazılımlara devrettik ve e, birçok arkadaşımıza daha katma değerli işler yapar hale getirdik. Onun dışında e, e, mesela e, oyunlaştırma projeleri yaptık. Böylece yine iç müşterimize yönelik, onların daha motive bir şekilde hedeflerine koşabilmeleri için projeler yaptık. Kağıtsız bankacılık üzerinde çalışıyoruz ki evet. müşterilerimizi çok fazla evrakla boğmayalım, onlardan çok fazla imza alacağımıza tek bir imza ile bütün süreçlerini halledelim diye. Bunun gibi birçok projemiz var. Robot projeleri dediğiniz mesela hangi alanda kullanıyorsunuz robotları? Şimdi aslında robot robot dediğimiz zaman şunu anlamamamız lazım. Hani bu filmlerde falan gördüğümüz evet. böyle hani o metalik o robotlardan pek anlamamamız <laughs> lazım. Şubelerde küçük küçük gezen robotlar. Evet evet. Gibi Bunu değil yapan aslında. bankalarımız da var. Yurt dışında da, yurt içinde de. Biz olaya böyle bakmamaya karar verdik. Biz daha çok yazılım anlamında robotlarla Hı -hı. çalışıyoruz. E, bu robotlar bize şunu sağlıyorlar aslında. Bunlar dijitalde başlayıp dijitalde biten işleri, e, bir insanın yapacağı rutin ve tekrarlayan işleri aslında biz robotlara vermiş oluyoruz. Mesela ne oluyor? Diyelim ki bir rapor çekilmesi gerekiyor. Bu rapor çekildikten sonra bir mail atılması gerekiyor. Hı hı. Bir yanıt alınıp ona göre bir şey yapılması gerekiyor. Aslında burada operasyonel başlayan ve devam eden bir süreci biz ne yapmış oluyoruz? Robotları devretmiş oluyoruz. Bunu nerede kullanıyoruz derseniz aslında her yerde kullanabiliriz. Evet aslında sistematik bir şekilde girip insanın yaptığı her işte. Çünkü her departmanımızda müşterilerimizin yaptığı işlerde bile aslında Hı -hı. tekrarlayan operasyonel çok iş var. Doğru. Peki şimdi projeler bu şekilde ama bir de fintechler noktası var. Yani aslında finansal teknolojiyle... Sizin birleşiminiz noktası, katılım bankacılığında ayrı bir hassasiyet var mı? Yani fintechlere bakış açınız nasıl? Çok iç içe çalıştığınız var, evet ama bunları seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani konvansiyonel bankalardan sizi ayıran ne fintech seçerken? Şimdi finteklere bakış anlamına baktığımızda, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ve bankamızda da aslında şöyle bir şey var. Biz fintechlerle çalışmak istiyoruz. Şimdi fintechlerle ama çalışmak için çalışmak istemiyoruz. Bunun bazı e, kriterleri var. Öncelikle hem bu çalıştığımız işletmeye yani finteye bir yarar getirmeli, hem bankamıza bir yarar getirmeli, hem de aynı zamanda müşterimize bir yarar getirmeli. Şimdi bu anlamda e, bu konuyu çok ciddi inceliyoruz. Bunun için komite kurduk, komiteler kurduk. Böylece bize başvuran e, Fintech'leri bir ön filtrelemeden geçiriyoruz. Sonra bir iş komitesine çıkartıyoruz. Daha sonra bir teknik bir risk komitesine çıkartıyoruz. Ve en sonunda da üst yönetimimize çıkartıyoruz ki gerçekten bize hizmet edebilecek finteyi doğru bir şekilde bulalım. Burada dikkat ettiğimiz en önemli şeylerden biri de şu: e, fintekler tamam güzel, hoş yani günümüzün önemli bir kavramı. E, hepimiz çalışmak istiyoruz ama şimdi bazılarında şöyle bir şey oluyor: e, fikirlerine çok aşık oluyorlar ve eleştirileri çok fazla kabul etmiyorlar veya kabul etme noktasında biraz dirençli davranıyorlar. E, çok küçük yapıları var. Mesela bir tanesi diyelim ki hukukla ilgileniyorsa bir diğeri işte pazarlamayla ilgileniyor. Bir tanesi de kodunu yazıyor. Ama bunlardan biri ayrıldığında aslında fintech'ler ee, ...ileride hizmet veremez hale gelebiliyorlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Daha uzun vadeli olanlarla çalışmaya çalışıyoruz. Aslında biraz daha baktığınızda e, yeni dönemde özellikle bu süreçte... E, ...sizin kriterlerinize de uygun olması gerekiyor. Tabii, tabii. Kesinlikle. kesinlikle. Peki e, ayrı ayrı seçerken yani o değerlendirme süreçlerinde nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi öncelikle bir ön filtreleme yapıyoruz dedik. Burada o ön filtrelemede... E, Fiinte'in e, hangi aşamada olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Daha bir fikir aşamasında ise bizim çalışmamız için biraz erken olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. E, en azından e, piyasaya sunduğu bir ürünün olması lazım. E, en azından bir iş modelinin, bir gelir modelinin e, her iki taraf için de uygun olan bir gelir modelinin olmuş olması lazım. E, daha sonra bunu bizim iş e, komitesi değerlendiriyor demiştim. Bunun içinde pazarlamamız, operasyonumuz, e, kredilerimiz yani o fintech her ne işle ilgili bize yardımcı oluyorsa onlar orada onu değerlendiriyorlar. Hı hı. Tabii şu da var yani her bankacılıkta olduğu gibi sonuçta bizim uymamız gereken bazı kurallar var. Bu anlamda mevzuat, uyum gibi ee, aynı zamanda bilgi teknolojileri gereksinim gibi bazı konulara da dikkat etmemiz gerekiyor. Hı, hı Bunlar, burası da iş değerlendirmeden sonra olan teknik değerlendirme komitesi oluyor. Peki bir virgül koyalım. Ekranda bir son dakika gelişmesi var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmek için bir sunum yaptı ve o sunumda özellikle Türkiye ekonomisine yeni dönem enfl enflasyonuna ilişkin beklentiler paylaşıldı. Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi iyileşmeye işaret ettiğini ve ılımlı toparlanmayla birlikte eğilimin devam ettiğini belirtti Merkez Bankası Başkanı. Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkiliyor. Cari işlemler dengesinde eğiliminin de sürm, iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte de net ihracatın büyümeye katkısının artması bekleniyor açıklaması var. Yine sunumda Türk Lirası'ndaki istikrarlı seyrin devam ettiğini ve bunun yanında enflasyonun enflasyon beklentilerinin de iyileştiği vurgusu var. Çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olan özellikle iç talep koşulları koşullarının da iyileşme gösterdiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı. Para politikasına ilişkin olaraksa Eylül ayı PPK toplantısında enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurların dikkate alınarak politika faizinin 325 bas puan indirilmesine karar verildiği vurgulandı. Sunumun sonunda enflasyondaki düşüşün hedeflenen patikayla uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği ifade edildi. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı sunu Merkez Bankası'nın fiyat ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğini söyledi. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğilinin, eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. E, büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkiliyor. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor. E, yine sunumdan e, enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir açıklaması var. Türk lirasın, e, Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyondaki beklentilerin iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerdeki düşüşte belirleyici olmuştur açıklaması var. E, yine geçmiş döneme dair yapılan faiz indirimlerinde ve bundan sonraki süreçte e, bankacılık sektörü ile ilgili birkaç önemli açıklama var. Sektör varlık kalitesinde sınırlı bir bozulma gözlenmekte. Bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısını koruyor. Son dönemde kredi büyüme oranlarında artış var, açıklaması var. Tekrar edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirme için bir sunum yaptı. Para politikası ile ilgili, enflasyonla ilgili yine kredi büyümesi ile ilgili de önemli başlıklar paylaşıldı. Bu sunuma ilişkin Meclis'te yapılan sunumda Devam ediyoruz Türkiye'de katılım bankacılığı tarafında özellikle ağırlıklı dijital dönüşüm yatırımlarını konuşmaya fintechleri konuşuyorduk. fintechlerle ilgili bir değerlendirme süreciniz var. Bu süreçte biraz aslında öncesi sonrasını da merak ediyorum. Yani fintechlerle çalışmak size dijital dönüşümde neler kazandırıyor? Şimdi aslında bu yine sadece bizim için değil, bütün dünyada bankaları bu sorulduğunda şu cevap vermişler. Çoğu müşteri deneyimini iyileştirmek için yaptığını söylemişler. Hı -hı. Çünkü biz kurumsal bir işletmeyiz ee, ve bizim süreçlerimiz var, İster istemez bürokrasi, bürokrasimiz var. E, fintech'lerde bunlar çok daha e, nasıl söyleyeyim e, hafif seviyede ve e, çok daha hızlı iş yapabiliyorlar, çok daha bazı dışarıdan bakınca e, müşteri taleplerini daha iyi görebiliyorlar. Bu anlamda biz onları aslında bizim servislerimize, hizmetlerimize bir katma değer sağlasınlar diye. E, görüyoruz. Hı hı. Çünkü burada e, aslında A'dan Z'ye bir servisi onlardan satın almak veya onlarla bir işbirliği yapmak gibi bir e, planımız yok ama bizim halihazırda olan bazı e, hizmetlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi noktasında bize faydalı oluyorlar. Daha ağırlıklı aslında müşteri memnuniyetini kolay yoldan sağlamak gibi. Kesinlikle, öyle ufak şeyler oluyor ki bazen. Hı hı. Mobil şubenizde yapacağınız, aklınıza gelmeyen bir yenilik, bir fintech tarafından size ben size böyle bir hizmet sağlayabilirim şeklinde geliyor. Ve o anda bizim de ufkumuz açılıyor açıkçası. O anlamda gerçekten bize çok ciddi faydaları var. Çünkü bir alana konsantre oluyorlar, o alanda çok fazla kafa yoruyorlar. Ve bize çok değerli önerilerle gelebiliyorlar. Peki şimdi e, girişim sermayelerini konuşacağız. Katılım bankalarında e, girişimcilere nasıl bir fon yöntemi sağlanıyor? Ama genel olarak e, Türkiye'de faizsiz finansta fon toplama yöntemleri nasıl? Ayrıntılarına bir göz atalım. Katılım bankalarında fon toplama yöntemi iki ana hesap yoluyla yapılıyor. Özel cari hesaplar katılım bankalarında açılan ve istendiğinde kısmen veya tamamen geri çekilme özelliği taşıyan fonların olduğu hesaplarda hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmiyor. Türk parası ya da döviz cinsinden açılan özel cari hesaplarda geri ödeme garantisi bulunuyor. Hesap açılışında herhangi bir limit sınırı olmamakla birlikte hesap sahibi hiçbir sınırlamaya tabi olmadan hesabını kısmen ya da tamamen dilediği an geri çekebiliyor. Özel cari hesapların her bir gerçek kişi için 100 bin liraya kadar olan kısmı tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından sigorta kapsamına alınıyor. Katılım bankacılığında fon toplama yöntemlerinden bir diğeri ise kar ve zarara katılma hesapları. Kar ve zarara katılım hesapları katılım bankacılığının ana omurgasını oluşturuyor. Bu hesapta önceden herhangi bir sabit getiri taahhüdünde bulunulmuyor. Yatırılan paranın işletilmesi sonucu elde edilen kar ve zarar paylaşılıyor. Ayrıca ana paranın geri ödenmesi de taahhüt edilmiyor. Katılım hesapları mudarebe çerçevesinde açılıyor. Bu hesaplara para yatıranlar katılım bankasıyla ortaklık yapıyor. Bu iki model katılım bankalarında klasik fon toplama yöntemleri en fazla kar zarar ortaklığı zaten kullanılıyor ama şimdi biz girişimcilik özelindeki ayrı sistemi konuşacağız. Hep söylenen sizin fon sisteminizin girişimlere çok uygun olduğu aslında. Böyle mi gerçekten? Ne kadar destek oluyorsunuz girişimcilere? Evet bu güzel bir soru. Aslında katılım bankalarının yapabileceği işlerden bir tanesi bu. Biz biraz önce haberde de geçtiği gibi aslında hani kar ve zarara ortak olabilen veya böyle ortaklar yapabilen kurumlarız. Şimdi biz bunu bunun peşinden koşabilmek için Lonca Girişimcilik Merkezi diye bir oluşumun içine girdik. Ve orada startuplara destek verelim, onların ürünlerinin geliştirilmesine yardımcı olalım ve piyasaya çıktıklarında onlara bir destek verelim anlamında. Bizim burada şöyle bir amacımız var. Buraya seçilen startuplar, bunlar fintechler de olabilir, olmayabilir de bu arada. 4 dönemde yapıldı ve toplam 40 tane buraya girişimci seçildi. 1500'e yakın başvuru içinden alındı bu insanlar. Hı hı. Ve bunlardan piyasaya çıkıp insanlara yatırım bulmaları noktasında yardımcı olduk. Ve bunların bazılarına da yatırım yapma noktasında da girişimlerde bulunduk. Bir tanesine de fiilen yatırım yaptık. Bu konuda KT Portföyü denilen bir portföy yönetim şirketimiz var. Ve onlar onların girişimiyle kurulan Tekno Girişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuz var. Bu yatırım fonunun zaten temel amacı aslında bu tarz girişimlere yatırım yapmak. Bu anlamda bu yatırımlar ileride devam edecek. Şu anda daha bir tane yatırım yapıldı hı hı. ve ilerleyen zamanlar içinde 7 tane yatırımın incelemesi yapılıyor. E, muhtemelen bunlar yapıldıktan sonra oradaki fon büyüklüğü de artacaktır. E, ve böylece hani piya, piyasaya en azından startup'lara bir destek verme noktasında hani yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum. Peki yani bu kurulan lonca merkezi dışında da bir fon sistemi geliştirebilir misiniz? Yani kredi gibi yani Konvansiyonel bankada kredi dediğimiz ama sizde farklı işleyen sistemde. Elbette yani şimdi bizim finansman ilkelerimizin içinde bu tarz bir yapımız var. Hı hı. Buna muşaraka diyoruz. Aslında bu Türkçe'ye çevirdiğimizde şirket kurma anlamına gelebilir. Biz katılım bankası olarak hani başka bir girişimle birlikte bir ortaklığa girebiliriz. Evet. Ama tabii bunun şartları var, bunun ayrı değerlendirmesi var. E, o nedenle hani bunlar e, yapılabilir. Şu an ne kadar yapılıyor? Açıkçası Hani bu konuda çalışmalar bildiğim kadarıyla devam ediyor. Biraz daha fazla geliştirilmesi evet. lazım diyorsunuz aslında. Peki şimdi özellikle bu gelir gider artışınızdaki dengeyi de merak ediyorum. Dijital dönüşüm öncesi ve sonrasında ayrı özel şubeleriniz de var sanırım. Buradan aldığınız karlarla bu dönüşümü yapmadığınız noktalarda nasıl bir denge var? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Evet gelir-gider dengesi, hatta maliyet gelir dengesi diyoruz biz ona, cost-income rasyosu diyoruz. Bu bankacılıkta son dönemlerde çok önemli olmaya başladı. Bu da bankaları aslında temelde biraz daha küçük şubeler açmaya veya şubelerini kapatmaya doğru götürebiliyor. Biz Kuvy olarak şube sayımızı gittikçe artırıyoruz. E, tabii e, yani şartlardan bağımsız bunu hareket edemiyoruz ama bu şartlar içinde iyi bir şube artışımız var. Biz şubeleşmeyi daha çok şu anda e, bu yeni nesil şubeler dediğimiz e, Perakende şubelerimiz üzerinden yapıyoruz. Perakende şubelerimizde de e, XTM dediğimiz cihazlarımızı koyuyoruz. Bu cihazlarımız bize aslında şunu sağlıyor. E, bu arada bu 10 yıllık bir projedir hı hı. ve her geçen yıl üzerine koyarak devam ediyoruz hem gişedeki ve operasyondaki işi hem de satış ve pazarlamadaki işi birleştirip aynı cihaza koyup o cihazla bankacılık işlemi yapmaya çalışıyoruz ve bunda da gittikçe geliştik ve başarılı olduğumuza da inanıyoruz. Bu anlamda xiyemler bize sadece hani gelir gider rasyosunda böyle daha düşük maliyetli şubeler açmamıza sebep olmuyor aynı zamanda bazı sosyal sorumluluk işleri de yapmaya çalışıyoruz. Hmm. Mesela e, işitme engelli e, vatandaşlarımıza XTM'ler üzerinden görüntülü görüşme aracılığı ile e, direkt Hani e, destek verebiliyoruz. E, çünkü bizim agentlerimiz o dili biliyorlar ve kendilerine bu konuda yardımcı olabiliyorlar. Ve bu konulara çok olumlu geri bildirimler aldık. Evet yani pozitif ayrımcılık bu noktada. Kesinlikle bunlar olması gereken evet. şeyler. Aynı zamanda yabancı müşterilerimiz var. Kendi dillerinde işlem yapabiliyorlar. Evet. Şu anda İngilizce, Türkçe, Arapça işaret diliyle dediğim gibi işlemler yapılabiliyor. Bu bize şunu sağlıyor aynı zamanda. Bankacılıkta henüz tanışmamış olan Türk halkına bankacılık hizmetlerini taşımış oluyoruz. Şimdi bundan 5 yıl önce finansal erişim deniyor bu arada buna. Finansal erişim rasyosu Türkiye'de %55'ler civarındaydı. Şimdi bu 5 yıl içinde %70'leri geçti. Ve buna e, bütün bankalar olduğu gibi bizim e, kuvvet Türkümüz de buna destek veriyor ve biz buna bir adım daha sanki fazla destek veriyor gibiyiz çünkü e, bu yeni nesil şubeler dediğimiz perakende şubelerle Hı. daha çok böyle şubeleşmenin az olduğu yerlere gidiyoruz ve senin bankan dediğimiz online e, hesap başvurusu aldığımız e, kanalımızla da e, müşterilerden oturdukları yerlerde işte e, çalıştıkları yerlerden hesap başvuruları alabiliyoruz. Ve bunlar da tabii güncel mevzuata göre gidiyor, devam ediyor. Yine ıslak imzaların alma noktasında yine bizim personellerimiz gidiyorlar onları evlerinde ziyaret edip onların hesap açılışlarını gerçekleştiriyorlar. Yani artık şubeye gitmeden yani işte telefonla artık nasıl talep yapabiliyorsanız aynı şekilde Müşteri olarak da hiç bilmediğiniz bir bankaya, hiç tanımadığınız bir bankaya cep telefonundan artık başvuru yapabiliyorsunuz. Kesinlikle haklısınız. Zaten şöyle oluyor, güzel bir noktaya değindiniz. E, son e, okuduğum kitapta şunu söylüyordu, diyordu ki e, aslında insanlar şubeye gidiyorlar zannediyorsunuz, ama aslında onlar şubeye gitmiyorlar. Şubeye gitmek zorunda kaldıkları işler için şubeye gidiyorlar. Mesela evet. bazı işler var, mesela adres değişikliği şubeden yapılmak zorunda. ...veya cep telefonu değişikliği, şubeden yapılmak zorunda. Bunun için mecburen şubelere gidiliyor. Hı hı. Ve hala bu gidilmeler devam ediyor... Bunlar da ortadan kalktığında artık şubelerimiz bizim danışmanlık merkezlerimiz olacak diye inanıyoruz. Bütün bankalarda bu şekilde bakıyorlar. Dünyada da bununla ilgili zaten trendleri görebiliyoruz. Peki şimdi dünyada bakalım katılım bankalarının durumu nerede? Özellikle belli başlı birkaç ülke var, İngiltere, Malezya, Bahreyn gibi. Orada büyüme oranları nasıl? Ardından dijital dönüşümün Türkiye'deki katılım bankalarına etkisini konuşmaya devam edeceğiz. Katılım finans sistemi sadece İslam ülkelerinde değil, dünya çapında da hızlı büyüme oranlarıyla dikkat çekiyor. Faizsiz finans kuruluşları ilk olarak 1970'li yıllarda İslam ülkelerinde yayıldı. Ancak dünyada farklı formlarda ve farklı içeriklerde uygulandı. Örneğin Malezya'da 2009'da 2013 döneminde İslami bankacılık sektörü ortalama %19 büyüdü. Aynı dönemde geleneksel bankacılık sektörü büyümesi sadece %10'larda kaldı. 2014'e gelindiğinde ise İslami bankacılık sektörü büyüklüğü büyüme oranı %15 iken geleneksel bankacılık sektörünün büyüme oranı %9 oldu. Böylece İslami bankacılığın sektördeki payı 2014'te %20,7 iken 2015'te bu oran %23,1'e ulaştı. Malezya'da 2015 yılı itibariyle İslami finansın büyüklüğü 414.3 milyar dolara ulaştı. Bahreyn'de ise Merkez Bankası öncülüğünde hükümetin finansa sağladığı teşviklerle hızla ilerledi. Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi bölge ülkeleri sadece yerel kuruluşlara İslami bankacılık izni verirken Bahreyn'in attığı adımlar ülkeyi öne çıkardı. Bahreyn'de 2015 yılı itibarıyla İslami finansın büyüklüğü 81 milyar dolara ulaştı. Pakistan'da ise 2009-2013 döneminde İslami bankacılık ortalama %29 büyüdü. Aynı dönemde geleneksel bankacılık sektörü büyümesi %8 ile sınırlı kaldı. Pakistan bu rakamlarla Endonezya'dan sonra en hızlı büyüme kaydeden ülke konumuna yerleşti. Pakistan'da 2015 yılı itibarıyla İslami finansın büyüklüğü 22.1 milyar dolara ulaştı. 15 milyar dolarla İslami bankacılık sektörde liderken onu 2.9 milyar dolarlık değeriyle sukuk piyasası ve 1.3 milyar dolarla İslami fonlar takip etti. Hiç şüphesiz ki yapılan tüm yatırımlarda Türkiye'de katılım bankacılığının payının artması hedefi var. Bu süreçte kurumlar nasıl zorlanıyor mu? Mesela siz kendi bünyenizde bu dijital dönüşümü gerçekleştirirken böyle kolayca halledebildiniz mi bu işi yoksa anlatmaya çalıştığınız zamanlar oldu mu? Elbette. Yani şimdi burada baktığımızda sonuçta dijital dönüşüm aynı zamanda bir kültürel dönüşüm. E, bu kültürel dönüşümü de e, gerektiren bazı e, yani bunu aşmamız gerekiyor. Hı hı. E, ama ben Türk'te şuna çok inanıyorum. Bizim arkadaşlarımız dijital'e çok daha yatkın arkadaşlar. Yani e, diğer bankaların durumunu bilemiyorum ama bizim arkadaşlarımız çok yatkın. E, projelerden dolayı hani sonuçlarından dolayı çok olumlu geri bildirimler alıyoruz, destekler alıyoruz. Nasıl yapılması gerektiğini bize söylüyorlar. O anlamda çok hoşumuza gidiyor. Var mı böyle unutamadığınız bir anınız peki? Ya şöyle anı olarak şunu söyleyebilirim. Ee, şimdi kurumumuzda her sene mutlaka e, okullar açılmadan önce e, çocuklar için etkinlik yapılır. Bu bankacılık üstümüzde olur. Çalışanlar çocuklarını getirirler. Biz de dedik ki madem çocuklarımız geldi e, onlarla bir çalıştay yapalım. Bakalım onlar hani Kuvey Türk'ü veya bankayı nasıl hayal ediyorlar? Yani bir şubeyi ileride nasıl hayal ediyorlar diye. Bunu da bu dijital dönüşüm sürecinde öğrendiğimiz tasarım odaklı düşünme denilen bir yöntem var. Design Thinking deniyor. Bu yöntemi öğrendik ve artık kendimiz bunu yapmaya başladık. Her ürünümüzde ve sürecimizde bunu artık uyguluyoruz. Çocuklarla oturup bunu yaparken hı hı. şunu fark ettik ki aslında çocuklarımız şubeyi, bankayı çok iyi biliyorlar. Hatta bir tanesi şimdi şube nasıl olacak gelecekte diye sorduğumuzda gitmiş şubenin önüne ninjalar koymuş dedi, Ninjalar mı koruyacakmış? Ninjalar biz? koymuş. Dedim niye koydun o ninjaları? Ya çünkü demiş şubenin korunması lazım. İçeride para var. E bu ninjalar onu koruyacak. Bunun gibi yani çok değişik şeyler aldık çocuklarımızdan. Hakikaten benim için çok güzel bir anı oldu. E, şunu öğrendik. Dışarıdan bakmak her zaman e, aslında çok önemli. Sadece müşteriler tarafında değil. Hı hı. Böyle değişik yaş gruplarından, e, değişik meslek gruplarından hakikaten çalışmalarımıza önemli destekler alabiliriz. Evet yani aslında onlardan her zaman ilham almak lazım. Her aşamada e, çok büyük katkıları var. Şimdi e, katılım sözlüğünü verelim. Biliyorsunuz her hafta e, bir kelime anlatıyoruz e, faizsiz ekonomide. Bu hafta teverruk e, katılım bankaları müşterilerinin talebi üzerine piyasadan satın aldıkları e, konut olur, ev alır, olur, e, araç olur, makine ve ham madde mallarını ev bedelle satmaları. Bu bedeli de e, katılım bankalarından taksitle satın alınan Bedeli başkalarına satmaları. E, bu işleme teverruk adı veriliyor. E, sizin özellikle bu noktada başvuru e, tarafında kartlarla ilgili bir e, direkt dijital dönüşümde aldığınız adımlar var mı? Şöyle hani söylediğim gibi dijital dönüşüm aslında Kuvvet Türk'te yani dijital anlamda e, projeler yapma 10 sene öncesine dayanıyor. Hı hı. E, bir son bir sene içinde bunu bir buçuk sene içinde bunu daha bir hani bir yol haritası kapsamında daha düzenli yapmaya çalışıyoruz. Bizim tabii ki mobil şubemizden kart başvurusu alabiliyoruz. Aynı zamanda mobil şubemizden ticari firmalarımız finansma online finans yöntemiyle finansman sağlayabiliyorlar. Bu tarz uygulamalarımız var. Bunlar üzerinde çalışmaya ve biraz önce söylediğim gibi müşterimizin deneyimini de arttırmaya çalışıyoruz. Yani müşterimiz daha kolay nasıl başvurabilir? Çalışanlarımızın üzerindeki yükü daha nasıl ortadan kaldırabiliriz diye aynı zamanda çalışıyoruz. Peki e, kitabı da gösterelim. Bu hafta Türkiye Katılım Bankaları Birliği yayınlarının yine e, katılım finansmanlarında yeni yaklaşımlar kitabı var. E, bu hafta faizsiz ekonomide e, gündem maddemiz özellikle biraz daha ağırlıklı e, tarımsal faaliyetlerle ilgili nasıl bir e, finansal yöntemler uygulanıyor aslında sektörlerde önemli tanım, e, tarım Türkiye'nin önemli sektörlerinden biri nasıl finansman yöntemleri uygulanıyor yine e, bildiğimiz her zaman anlattığımız sukuklar e, murabalar ve kira sertifikaları ile ilgili de yapılan araştırmalar var aslında bu kitabın içinde özellikle hem modeller anlatılıyor hem de e, finansman noktasında da özellikle katılım bankaları müşterileriyle yapılan ve bunun sonucunda verilen kaynaklar var e, kaynak olarak kullanabilirsiniz bu e, ilk kitabı e, yeni yaklaşık Arkadaşımlar serisinin haftaya ikinciyi de gösteririz diyelim ve son olarak yeni dönem hedeflerinizi alalım, kapatalım. Dijital dönüşüm yatırımlarında ne kadar yol almayı hedefliyorsunuz? 2020 kapıda siz bu sürece nasıl ayak uyduracaksınız dijital dönüşümde? E, şöyle, e, şimdi biz zaten 2019'un başında bu haritamız belirlendiğinde, dijital dönüşüm haritamız, 3 yıllık bir planla yola çıktık hı hı. ve birinci yılda aslında düşündüğümüzden daha fazla iş yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Tabii bunda yetinmiyoruz. Daha fazla proje geliyor, daha fazla talep geliyor müşterilerimizden, şubelerimizden, bölgelerimizden, departmanlarımızdan. Bunları kapsama almaya devam edeceğiz. Gelecek sene daha iç içe, daha böyle organize bir şekilde diğer insanların daha fazla katılımıyla... E, işler yapmayı planlıyoruz. Daha fazla fintech entegre olmayı planlıyoruz. Hı hı. E, projelerimizin e, birçok projeyi hayata geçirdik. Şimdi onların tutundurulması lazım. Büyümesi lazım ve artık diğer fazlarına geçmesi lazım. Bunlar için çalışıyor olacağız. E, yani 3 yıllık planımız muhtemelen 2. E, yılın sonunda e, tekrar e, revize edilip belki de e, daha yeni bir plana doğru yola çıkma durumunda da olabiliriz. Daha fazla da dijital dönüşüm yatırımı hiç. Evet, kesinlikle. evet yani. Çok teşekkür ederim Okan Bey. Ben teşekkür e, katkılarınız ederim. Katkılarınız ve değerli bilgileriniz için. Bu hafta faizsiz ekonomide Sayın Okan'a car ağırladık ve e, katılım bankalarında dijital dönüşüm yatırımlarını konuştuk. Burada noktalıyoruz. Saatler 16.30'u gösterdiğinde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Katılım Bankaları Birliği faizsiz ekonomiyi sundu.